Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu ve selamu ala Resulullah. Hafız İbn Hacer el-Eskelani rahmetullahi aleyhim Bulugul Meram adlı eserinde namaz kitabı Cuma namazı başlıklı bölümü okumaya devam ediyoruz. 474 nolu hadis-i şerif. Van Cabir İbn Semure radıyallahu anhuma Ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne yaktubu kâimen. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ayakta hutbe verirdi. Sümme gecdi su. Sonra otururdu. Sümme tekumu feyaktubu. Sonra tekrar kalkar. Hutbe verirdi kaime. Ve hutbeyi ayakta verirdi. Femen kim de onun oturarak yani yaktubu calisen oturarak ayakta verdiğini iddia ederse fakat kezibe. O yalan söylemiştir. Ahrecehu Müslim. Bunu İmam Müslim rivayet etmiştir. 474 nolu hadis-i şerifi bir daha okuyoruz. Cabir İbni Semure radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiştir. Demiştir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakta hutbe okur, sonra oturur, sonra kalkar da ayakta hutbe okurdu. Binaenaleyh sana kim oturarak hutbe okuduğunu haber verdiyse muhakkak hata etmiştir. Bu hadis Müslim tahsis etmiştir. Hadis-i şerif her iki hutbenin ayakta meşru olduğuna ve bunların aralarını oturmak suretiyle ayırmak ya delildir. Bu oturuş hakkında ulema ihtilaf etmiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhe göre ayakta oturmakta, ayakta hutbe vermekte, oturmakta sünnettir. İmam Malik ayakta hutbe okumanın vacip olduğuna, oturmak her ne kadar hutbenin sıhhatine dokunmasa da isayet yani kötülük teşkil ettiğine kail olmuştur. İmam Şafii ile diğer bazı zevat iktidarı olan gücü yetenler için hutbenin ancak ayakta caiz olduğunu, oturarak okumanın sahih olmadığını zayıf olmuştur. Buna böyle düşünmüşlerdir. Bunun delili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle devam buyurmasıdır. Hatta Cabir sana kim oturarak hutbe okuduğu haber verdiyse muhakkak hata etmiştir demiştir. Rivayete nazaran ashab-ı kiramda Dan Kab bin Ucra mescide girdiği zaman Abdurrahman İbni Ümmü Hakem oturduğu halde hutbe okuyordu. Kab bunu iyi karşılamadı ve seni ve terekkuke kaimen ayetini okudu. Yani seni ayakta bıraktılar. Cuma suresindeki ayeti okudu. Hatta İbn-i Hüzeymen'in rivayetine göre bugünkü gibi Müslümanlara imam olan hiçbir imam oturduğu yerden hutbe okurken görmedim demiştir. Bunu iki defa tekrarlamıştır. İbn-i Ebi Şeybe Tavuz rahmetullahi aleyh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir, Ömer ve Osman ayakta hutbe okudular. Minberde ilk oturan Muaviye olmuştur dediği rivayet edilmiştir. İbn Ebi Şeybe Şabi'den dahi Muaviye'nin ancak iç yağının ve etinin çokluğundan dolayı oturarak hutbe okuduğunu rivayet eder. Bu onun özrünü göstermektedir ki zaten özür bulunursa oturarak hutbe okumak da ittifakla caizdir. Hastalık gibi bir sebeple olursa caizdir. İmam Buhari Ebu Said'den şu hadisi tahric etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün minberin üzerinde oturdu. Biz de onun etrafında oturduk. Ancak İmam Şafii rahmetullahi aleyh bunun cuma hutbesi olmadığını beyan bulmuştur. Buraya kadar görülen deliller hutbe esnasında ayakta durmanın
ve oturmanın meşru olduğuna delalet eder. Fakat ayakta durmanın farz olduğuna, keza hutbenin sahibi olmaz için ayakta durmanın şart olduğuna lafzen bir delalet yoktur. Şüphesiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam buyurdukları farzdır. Devam etmediği şeyler farz değildir. Binaenaleyh eğer Ebu Said hadisinde beyan olan oturma, oradaki bahsedilen hutbe cuma namazındaki hutbe ise sünnettir diyenlerin kavli daha kuvvetli. Bir sabit günü ikinci durumdaysa kuvvetli olmuş olur. Fayda. Hatip minbere çıktığı zaman selam vermesi hakkında Şabi'den şu hadis rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü minbere çıktığı zaman cemaate karşı döner ve Esselamu aleyküm derdi. Yalnız bu hadis mürseldir. İbn Adi de şu hadisi taklit etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minberin yakınına yaklaştı mı onun yanındakilere selam verir, sonra minbere çıkardı. Cemaate karşı yüzünü çevirdik de selam verir, sonra otururdu. Ancak bu hadis İbn Adi tarafından İsa bin Abdullah Ensari'nin rivayetidir. Etmiş olması bile zayıf kabul edilir. Onu İbn Hibban da aynı zatın rivayeti olarak nakletmiştir. Dolayısıyla bu hadis-i şerifte cuma hutbesinin, cuma namazındaki hutbenin imamın önce kalkıp ayakta hutbe verdiği, sonra oturduğu ve oturduktan sonra kalkıp bir defa daha ayakta hutbe verdiği konusunda alimlerin iştihatlarına olduğu başka bir sohbet, uçma modeli.